Arkadaşlar merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, maalesef bu küçük yavru sultan papağanımızı bugün kaybettik. Muhabbetlerin altındaydı en son ama ben buradaki papağanlarımın yumurtlamasını bekliyordum. Yumurta geldiği zaman direkt kaydıracağım diye kafamda kurguluyordum. Aynı şekilde de kaydırdım. Yumurtalarını verdiler oraya, hatta tarihini geçtik. Niye yumurtladıktan sonra yavruyu kaydıracağım diye düşünüyordum, onu da söyleyeyim. Yumurta yapmadan önce yuvada bunlar fazla yatmıyorlardı arkadaşlar, ama yumurta yaptıktan sonra sürekli yuvada yatacaklar için ben de hani yavruyu o zaman kaydırayım dedim. İşte üşümesin, hayvana yatarlar diye. Hayvanı attık, yavrumuzu attık buraya. Muhabbetlerin altına aldık, buraya attık. Bir gün hiçbir sıkıntı olmadı. Dün sabah koydum, bu sabah ölü bir şekilde buldum. Neden öyle bir şekilde buldum onu da söyleyeyim. Dün sabah koyduk. Erkek, gündüz erkek yatıyor sultanlarda. Bilmeyenler varsa söyleyeyim. Erkek yavruyu çok güzel bir şekilde besledi. Kontrol ettim. Hiçbir sıkıntı yok. Kursakta hava şişiyordu. Hava da şişmedi. Hani kursağını full yem doldurmuştu erkeğimiz. Güzel bir şekilde besliyordu. Ama gece erkek yuvadan çıkıyor. Bu sefer dişi yumurta yumurtaya yatıyordu arkadaşlar. Ondan sonra gece geldiğimde baktığımda şöyle yuvayı bir açtım. Hani yavruya ne yapmışlar diye. Şu an erkek yatıyor gene. Yavru tam bu erkeğin durduğu yerdeydi. Yumurtayı ve dişiyi karşı duvarın oraya gitmişler. Dişi yumurtayı yavrunun oradan uzaklaştırmış, ta arkaya çekmişti. Ve yavruyu dövmüş arkadaşlar. Gündüz erkek baktı, hiçbir şey yapmadı. Yavruya besledi. Üstüne yattı, vücudunu sıcak tuttu ama dişi aynı sadakati gösteremedi. Büyük ihtimalle kendi yavrusunun olmadığını anladı. Ama gündüz bir şey yapmamıştı. O yüzden güvenip bıraktım ben. Gece geldiğinde tam kafasının tepesinden bir darbe almıştı. Orada kanaması vardı. Ve sol kulağının oradan kan gelmişti arkadaşlar yavrumuzun. Onun kanamasını durdurduk gece. Bayağı bir uğraştık. Kursağında falan yem var zaten. Hiçbir türlü mama falan basmadık. Kursağını full doldurmuştu erkek kuşumuz. Yavruyu iyice bir temizledikten sonra vücudu zaten soğumuştu. Dişi yatmamış dediğim gibi. Yumurtayı kaydırmıştı. Tekrardan alıp buradaki yuvamıza koyduk ama maalesef dediğim gibi çok fazla yaşamadı. 2 saat sonra, 3 saat sonra falan bu yuvadan, aynı yuvadan ölüsünü aldık arkadaşlar. Buradan niye ayırdım? Bizim beslenimizle bir yere kadar gidecekti. Ondan sonra devamı gelmeyecekti. Ölme ihtimali çok çok yüksekti arkadaşlar. Çünkü daha önceden başımıza 3-4 kere geldi. Bir daha aynı şeyle sonuçlansın istemedim. Sultanların bakmasını istedim. İlk başta zaten üste yavru bakan sultan takımımız var. Onlara atmıştık. Onlara bakmadılar. Reddettiler. Hani yavruyu hiçbir şekilde yuvada istemediler. En köşeye bıraktılar. Ama alttakiler, erkeğimizin günahı yok. Dişinin de günahı yok aslında da. Erkeğin günahı yok. Hani yavruya falan besledi, baktı. Hatta ilk yavruyu koyduğum zaman erkek de yumurtayı çekti. Ben yuvayı kapattıktan sonra 10 dakika sonra geldim. Yumurtayı altına almış. Yavru da tam önünde yerde yatıyordu. Orada kursağına yem basıyordu arkadaşlar erkeğimiz. Yavruya bakıyordu yani. Hiçbir sıkıntı yoktu ama dediğim gibi maalesef dişimiz yavrumuzu öldürmüş. Ciddi bir kanaması vardı. Hani kafasında falan bayağı bir morarmıştı. Fotoğrafını falan çekmedim. Hani daha fazla moralimiz bozulmasın diye sizlere de göstermek istemedim işin açıkçası, ama olanlar bu şekilde arkadaşlar. Yani öldü yani kuşumuz. Burada da iki tane sultan papağanımızın sağlıkları gayet güzel. Yalnız üçüncü sultanımızın sağlığı birazcık şüpheli. Çünkü yediği mamayı dünden beri sindiremiyor arkadaşlar. Kursak aynı şekilde şiş ve duruyor. Şu an göremiyorsunuz, green'in arkasında çünkü. Bu arada bunları acı spreyi sıktım ve dünden beri bu yana kızarıklık yok tüylerinde. Bakın bunun kursağı da bir kızarmaya başlamış. Bundan mamayı birazcık çekeceğim arkadaşlar. Dünden beri beslemiyordum. Dünkü beslenmesiyle beraber duruyor hala yavrumuz, ama dediğim gibi zaten bunun en başından beri hatırlarsanız ten rengi birazcık farklı duruyor diye sizlere söylemiştim. Belki oradan gelen bir rahatsızlığı var ama sindirim sistemi şu an çalışmıyor hayvanımızın. Kursağındaki mama hala duruyor. O da ağır geliyor büyük ihtimalle. Az bir şey çekeceğim, ondan sonra artık ya sirke basarız ya da başka bir ilaç basarız arkadaşlar. Vitaminle takviye ederiz ama onda yaşayacağına çok ihtimal vermiyorum. Gidişat onun kötü. Yalnız ilk iki yavrumuzun sağlığı gayet güzel. Onlarda sıkıntı yok. Bugün mamamızı yaptık, verdik. Biliyorsunuz en son un kurdu almıştım. Instagram adresimizden paylaştım. Un kurdu kattık arkadaşlar bugün mamaya. Hepsi de çok sevdiler. Hatta saldırdılar mamaya. Mamamızı şöyle göstereyim. Kurtçuk gözüküyorsa eğer. Hemen gösterecektim ama ışık olmadığı için gözükmüyor. Şu kurt arkadaşlar bakın. Tam parmağımın ucundaki. Bunlar fırınlanmış. Hani canlı değiller. Ölü. Bunlar hayvanlar için ham protein. Yavrulu takımlara da veriliyormuş. Araştırdım. Hatta koyduğum yavrulu takımlarım hala mamalarını yiyor arkadaşlar. Biri orada, diğeri de burada mamalarını yiyorlar. Yavrularını beslediler. Hiçbir sıkıntı yok. Bu arada yarın gri papağanımız gidiyor arkadaşlar. Şu arkadaki. Şöyle gösterelim. En arkadaki. Öndeki değil. En arkadaki yarın gidiyor arkadaşlar. Yeni sahibine veriyoruz.
Öndekiler hala bizimle kalıyor. Bunlar zaten büyüyünce birbiriyle eşi olacaklar. Eşi atılacaklar arkadaşlar. Öndeki dişi, arkadaki gri erkek olacak. Kuru tuşları başladı bile onun. Bunların da mamasını verdik. Seni almayacağım. Bayağı bir yaramazsın bu ara. Mamalarını verdim. Full doluydu. Onlar da yarısına kadar azaltmışlar. Zaten mama en son buraya veriyorum. Artan bütün mamayı buraya yiyorum arkadaşlar. Salma da çok tüketiliyor çünkü. Fazla kuş olduğu için. Yiyen kuşu gördüğü zaman diğer kuşlar da yanına iniyorlar. Yeni kuşumuz geldi bu arada. Yerli. Yerli getirdik arkadaşlar. Yerli bir dişi getirdik. Kızgın bir anaç kuş. Yanına erkek attığımız zaman %80-%90 yavru verecek durumda ama birazcık tüy de. Bu durumda eşi atılır mı? Evet, atılır. Çok ağır bir tüy de değil. Ve geldiğinden beri de zaten yuvaya giriş çıkışları var arkadaşlar. Bunu hangi kuşla eşi atmayı düşünüyorsunuz derseniz de bunu buradaki mavi Japonesimizle eşi atmayı düşünüyorum. Büyük ihtimalle yarın atacağım. Bugün gelişinin 1,5 gün oldu şu an. Yarın 2 günlük falan olacak. Şu an hastalığı falan yok. Pislik kontrolü, pislik takibi yapıyorum arkadaşlar. Pisliği gayet sağlıklı. Hiçbir sıkıntı yok. Eşi atılacak durumda mı? Evet, eşi atılacak durumda. O yüzden yarın belki bunu eşe atabiliriz. Japonesimizin dişisini zaten üretimhaneye gönderdik. Onu da söyleyelim. Onun dışında buradan 3. yavrumuz geldi. Annemiz gösterirse eğer yavrumuza bakalım arkadaşlar. Yavruların hepsi gayet sağlıklı, hiçbir sıkıntı yok. Sadece ilk yavrunun kursağına az bir şey hava basmış dişimiz. Çok değil böyle, hani bir iki damla büyüklüğünde falan hava var. Çok değil. O da normal ilk kuluçkası dişimizin acemiliğine gelmiştir ama böyle böyle öğrenecek. Yavruya çok temas etmek istemiyorum çünkü dişimiz ilk kuluçkası olduğu için fazla strese girsin istemiyorum arkadaşlar. Yavruyu gayet güzel, sağlıklı bir şekilde büyütsün istiyorum. Oradan kendimize yavrular ayıracağız. İlk ayıracağımız yavrumuz da buradan 5 numaralı yuvadan mavi kuşumuz. Tahminen erkek olacak. Şu an burun mosmor zaten. Bunlar jumbo arkadaşlar. Kardeşi de çok çok iri ama bilmiyorum, yeşil ayırmayı düşünmüyorum. Çünkü mavi şu an bende yok. Olursa çok da güzel olur. Cidden çok tosun gibi bir şey yani. Maşallah diyelim de nazar değmesin. Allah isteyen herkese nasip eder arkadaşlar. Cidden güzel takım yapmışız. Bunlar güzel olmuşlar. Yani kendimizi övmek gibi olmasın da güzel bir takım oturtmuşuz arkadaşlar. Arkadaki kardeşi de aynı şekilde. Yeşil bir kardeşi var. Bir mavi bir yeşil attılar zaten. Umarım bir daha kuluçkada bütün yumurtaları dolduracaklardır. Japoneslere geçelim. Tepeli mantolu dişimiz var. Bir de Japones, tam Japones erkeğimiz var. Bunlar 3. yumurtayı yaptılar ama yumurtaların hepsi şu an boş duruyor. Eğer bu kuluçkada bu dişinin boş olursa bu sefer dişiyi 15 gün 20 gün kadar salmada dinlendirmeye alacağız arkadaşlar. Orada yeterli bir kalsiyum takviyesi yapacağız. E ve D vitamini özellikle takviye edeceğiz. Bu yumurta doluluğu falan sağlansın diye. Erkeğe döl verim artırıcı ilaçlarımız var. Vitaminlerimiz var arkadaşlar. Erkeğe ondan takviye edeceğim. Erkeğin bir sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu dişi bir kuluçka öncesi şu alttaki yeşilli erkeğimizle çiftleşmişti. 8 yumurta boş bırakmıştı arkadaşlar. Bakalım bu sefer de dolduramazsa dişide sıkıntı var diyeceğiz. Dişiyi alacağız salmaya. Orada dediğim gibi 15 gün 20 gün boyunca gerekli ilaçları, vitaminleri takviye edip sağlıklı bir hale getireceğiz. Şimdi burada Japonez erkeğimiz var, DF. Bu da sürekli yuvadan çok kızıştı. Yavru yumurtlamak istiyor arkadaşlar. Bunun dişisi salmada, ağır bir tüyde. Tüyden çıktıktan sonra direkt eşe atılacak. O yüzden şu an bekletiyoruz. Burada iki tane parçalı jumbomuz var. Bunları eşe attık. Araları gayet güzel. Hatta bayağı bir kurulaşıyorlardı biraz önce, videoya başlamadan önce. Bunlara da İlerleyen günlerde büyük ihtimalle yuvaya girişler başlayacaktır ama erkek çok çok acemi, çiftleşmeyi bilmiyor arkadaşlar. Ayağını atıyor, öyle kalıyor, daha fazla bir şey yapamıyor. Buradaki erkeğimizin de sağlık durumu gayet güzel. İleride eğer olmazsa bu erkeğin yanına şuradaki dişiyi eş olarak atabiliriz. Yeni bir dişi gelecek 1-2 gün sonra, eli alışık bir dişi. O gelen dişiyle büyük ihtimalle şurada görmüş olduğunuz Japones erkeğimizi atacağız arkadaşlar. Buradaki yavrularımıza bakalım sağlık durumları nasıl. Ortada DF'miz duruyor. Gayet güzel. Nem birazcık arttı. Biraz önce ocak çalışıyordu arkadaşlar. Mutfakta, mutfakla birleşik bir odamız var. Kuşlarımızı orada üretiyoruz. Orada bakıyoruz arkadaşlar. Buna bağlı da bazen nem artışları çok fazla oluyor. Nem fazla olduğu zaman da direkt yere bayılıyor bu yavrularımız. Nemimiz şu an bakın 72. Ne zaman diyeyim? Yarım saat önce falan burası 78'leri gördüydü. Şu an gayet güzel. 65'lere falan düşerse biraz daha iyi olacak. 60, hatta 60 daha ideal. Yavaş yavaş düşecektir. Zaten ocak daha yeni kapandı arkadaşlar. Morumuzun yavrularına bakalım.
Şöyle bir bismillah deyip açalım. Oradan da yavrumuzu alabilir miyiz? Olmayalım, tamam. Yarın da büyük ihtimalle arkadaşlar yuva temizliği yapacağım. Onun da videosunu sizlere çekeceğim. Güzel bir video çıkartmaya çalışacağım sizlere. Bu ara desteğinizi çok çok hissediyorum. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bu en popüler videomuz vardı. Şu an 480 bin lira falan geldi. 500 bin olmamıza çok çok az kaldı arkadaşlar. Desteğinizi devam ettiyseniz çok memnun kalırım. Yakın zamanda da bir çekiliş yapacağız. Onu da tekrardan söyleyeyim. Şimdilik bu kadar diyelim arkadaşlar. Hatta şunlardan da bahsedelim, ondan sonra kapatalım. Bunlarda dişi kuyu kaldırmaya başladı. Çiftleşme denemeleri başladı arkadaşlar. Bunlardan da yakında yavru yumurta gelecektir diyelim ve videomuzu kapatalım. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve videomuzu beğenirseniz bizleri çok mutlu edersiniz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.